Arkadaşlar hoş geldiniz ama böyle damsız bu kıyafetlerle giremezsiniz siz bu sinemaya. Ne varmış kıyafetimizde abi ya? Siz kimsiniz ya? Ne demek siz kimsiniz? Kimsiniz siz? Ne demek siz? Abi biz nefretleriz. Olur mu abi? Lan ne demek nefretleriz oğlum? Abi bu bizim filmimiz. Bu bizim filmimiz. Kardeşim kardeşim burada bırak. Mekanizma ki durmak bilmiyor. Bu hip hop'un ritmidir, bitmeyen bir filmidir. Sen bir aktörsün, seni yönetmenler yönetir. Nerede duracağına kendin karar veremezsin. Rolüne ayak uydurmak için senaryoyu okutmazlar sana. Belki bir korku, belki komedi, belki macera filmindesin. Ben bilemem ama kendi hayatında başrol oynayan sen. Akıllıca düşünürse kendin karar verirsin. Fikirleri iyi sakla, düşünme transparan. Oynasın bir Rambo rolü ya da bir Şaban. Kamera, kamera, her şey hazırlandı. 3, 2, 1 motor artık dönüş yoktur. Telafisi zor, yanlışlarla karşılaşmadan. Hadi biraz uzaklaş, başlama noktasında. Bayanlar ve baylanlarım imtihanla sunar. Yönetmeni keskin kılıç, oyuncusu ceza. Bayanlar ve baylanlarım imtihanla sunar. Yönetmeni keskin kılıç, oyuncusu ceza. Açıldı ve de film başladı. Suflöre gerek yok, figürana ihtiyacın olabilir. Bu senin kurnazlığına bağlı. Başkalarını figüran olarak kullanabilirsen eğer. Zor sahnelerde kendini feda etmemiş olursun. Ama dikkat et, bro kötü adam rolü. Hızlı düşünmelisin, analog değil dijital. Çünkü filmin sonunda iyiler kazanır. Hataya düşmemen için sana bir akıl hocası. Belki bir rejisör gerekir bu hayata. Planlı yap her şeyi, bak sana bir örnek var. Şaşkın ördek başını bırakıp kıçından dalar. Bomboş yanıma gelme sakın, koyduğum yerde otlama. Diyecektir sana reji, emin olabilirsin. Senaryonda ne yazıyorsa sen hep onu yap. Ele etmek istediğin her şeyi gidip kap. Bayanlar ve baylar, işte film başlıyor. Yönetmen de keskin kılıç, oyuncusu ceza. Bayanlar ve baylar, nefret imtihanla sunar. Zannetme sen sakın ha. Hayatın bir film şeridi gibi gözünün önünden geçer. Ne olduğunu anlamazsın. Boşuna yaşamışsın, bu sonucu çıkarırsın. Biraz daha dikkat et kendine sen evlat. Annem baban göstermedi mi sana hiç şefkat? Saçmalamaya başlayalım hadi hep beraber. Ya alalım altı portakal ya da Oscar. Nasıl olsa anlamlı şeylere burada meydan yok. Ne de olsa saçma sapan film çok. Şu anda rol aldığım filmin adı Nefret. Oynadığım rol ise keskin kılıç, ceza. Yanımdaki rol arkadaşım Doktor Fuchs. Dikkat et, 50 dalda aday ödülü. Ama bu film hiçbir zaman bitmeyecek. Nefret, Martinez ve Suare devam eder rolüme.